Merhaba YouTube, ben Vasat Mimar ve bugün Nether'a gidiyoruz ve End'e gitmek için gerekli çalışmaların büyük bir kısmını bugün tamamlamış olacağız. Umarım keyifli olur sizin için çünkü burası, bu Nether, burada boş değil ve lootlar vesaire var. Bastion Remnantlar, Fortresslar dolayısıyla bayağı işimize yarayacak şeyler toplayacağız burada. İyi seyirler. Evet, yeni bir bölümde devam ediyoruz. Bugünün konusu daha çok bu arada görevler üzerine olacak, zaten ilk tarafta muhtemelen onu söylemiş olurum. CC7'yi artık bitirmek istiyorum çünkü End'e baktığım zaman End bazen yerin altında olabiliyormuş galiba. Traveling Ender Pearl bilmem ne bilmem ne, ama bunu direkt Ender Pearl'ü aramak yerine Map Generator'lar var, ben bununla arayacağım. Fakat bazen yerin altında olabiliyormuş, o yüzden CC7'yi bitirmemiz gerekiyor. Öyle böyle bir şekilde, fakat CC7'de de böyle Blazewood muhabbeti var. Dolayısıyla bugün öncelikle bir Nether'a gideceğiz, ama ondan önce şu 3'te mi? Evet, 3'te chicken stick diye bir şey gördüm. Tavuğa bir adet stick de vurunca tavuk sinirleniyor muymuş neymiş, onu bir denemek istiyorum açıkçası önce. Hem de bu bahaneyle çok fazla compressed wither birikmiş. Hop. Neyse, bunlar da bize lazım sonuçta. Çünkü tam bir stack wither skeleton skull'a ihtiyacımız var. O yüzden bunlar da fena olmuyor. Ama işte mob farmımızdan bazen dışarı püskürtebiliyorlar bunları. Mob fenlerimiz. O yüzden böyle ufak sıkıntılar çıkabiliyor ama hop, aman oluyor. Wither vuruyormuş hala. O yüzden arada bunları dışarıda dövmemiz gerekebiliyor ama muhtemelen bir stack rahat rahat toplamışızdır artık. Ben AFK iken. Bakalım toplamış mıyız? Üstünde de iki tane var. Evet, toplamışız. Şunu şöyle değiştirmeyi ben doğru buluyorum. Çünkü içeride bu sefer Skeleton Skull birikince onları dışarı atabiliyor. Merhaba tavşan. Şimdilik bu kafalar burada kalsın çünkü bol bol Wither'da dövmemiz gerekecek. Ama ondan önce şu Chicken Stick muhabbetini deneyeceğim. Vurduğumuzda sinirleniyor muymuş tavuk neymiş? Öyle bir şey duydum. Bakayım. Oo. Oo. Bu ne be? Aa, tadım kaçtı. Çok çok büyük. Ne düştü? Enchanted Chicken Stick. Aman yakmayalım buraları. Bayağıdır gö... Ulan X-Compression'la da oynadım ama buna ilk defa şahit oluyorum ya. Bir tık rahatsız olmadım değil yani. Chicken Stick ne işe yarıyor acaba bu? Hiçbir fikrim yok. Sağ tıklayınca bir şey oluyor mu? Vallahi sol tıkla bir şey yapmadık ama sana sol tıklayınca. Bilmiyorum, bu da bir bakmak lazım. Ne işe yaradığını pek anlamadım ama sanırım görevi tamamlamış olduk. Neymiş bunun ödülü? Spawn'a ışınlama ve iki tane asansör. Güzel. Asansörler elbet işimize yarar. Spawn'a ışınlama bilmiyorum. Belki başka bir dimension'da tehlikeli bir yerdeyken işimize yarar. Şimdi buradan marble'ı vesaire öyle böyle halledeceğiz. Biraz inek sağmamız gerekiyor. Sonra bir tane marble yapsak sonrasına yetiyor anladığım kadarıyla. Çünkü Ingenious Extruder'dan devam edebiliyoruz. Ice Baby, buz üretme istasyonumuz var. Hatta oraya gidelim. Bunu da alır kalsın. Kesin bir yerde lazım olur. Sonra niye toplamadım diye pişman olurum çünkü. Ne yapacaktım ben? Nereye gidiyordum? Evet, öncelikle bir inek sağmam gerekecek. Burada bucket var mı? Burada bucket yok. O zaman aşağıdan bir bucket alacağız. Onun dışında buz toplayacaktım. Evet. Benim rüzgar güllerimin orada. Bir yerde buz olması lazım. Bu arada bu rüzgar gülleri yetiyormuş şimdilik bana. Sadece flux plug'dan, flux point'ten daha doğrusu biraz hızı arttırmak gerekiyor. Ben buradaki makineyi söktüm ama herhalde nerede burada benim bir tane. Allah Allah. Enteresan. Buraya mı koydum acaba? Blast Chiller aynen buradaymış. Obsidian üretme istasyonumuzdaymış şimdilik. O zaman bunu bir kırıyoruz. Buradan obsidian'ımızı böyle alalım. Çünkü buza ihtiyacım var. Onun için de şöyle dışarı teleport atacağım. Hiç uğraşamam şu anda. Daha sonra bunu sanırım aynen şu şekilde miydi? Bakayım. Niye su dolmuyor şu an? Input olarak solu mu seçmem gerekiyor? Evet, dolmaya başladı. Bu burada kendi kendine buz üretsin. Biz de o ara inek sağmakla vesaireyle uğraşalım. Çünkü belli ki en azından ilk marble için bir inek elde etmem gerekiyor. Bu tavşanlar nereden kaçtı? Buradan mı çıkıyorsunuz? Ha, diğer hayvanlar çıkamıyor ama bunlar tabii zıplaya zıplaya. Sizin bana ayağınız da lazım aslında. Bir bakayım, belki birkaç tanesinden ayak düşer.
Burada niye ayakları lazım bu arada? Curious modu var burada. Dolayısıyla bunları öldürmek şimdilik en azından faydalı. Daha sonra bunların hepsini bu arada seed'e bağlamak. Cow seed vesaire çok daha mantıklı. Aklınızda bulunsun. Evet, iki tane ayak geldi. Bu arada U'ya basarsam zaten burada değildi. Yok. Curio'ya lazım değildi. Bu başka bir yere lazımdı. Jump boost da değil. Heh, tamam. Luck modifier'ını upgrade edecektik. İkinci seviyesi için. Aa, üçüncü seviye için bile ayak gerekiyormuş. Rose gold nasıl yapıyormuşuz? Copper ve gold. 4 ingot. İyi, güzel. Bu da güzel bir karışım. Güzel bir karışım. Peki başka türlü yapabiliyor muyuz? Induction smelter. Aa, tamam, güzel. Item'a çünkü şans basmak istiyorum. Lootlarımız biraz daha insana dönsün ve ileride mesela şey kullanırsam, auto attacker kullanırsam mob farm için işime yarayacak. Her şeyi ufaktan ben buraya taşımaya başladım bu arada. Burada olması lazım o yüzden bucket, ama başka bir yere taşımış da olabilirim, çok emin değilim. Neredeydi? Şuradaki chestlerin içinde de olmuş olabilir. Burada değil değil mi? Eminiz. Aynen. Bucket, 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 bucket. Allah Allah. Ha. Üstümdeymiş ya. Neyse. Gidelim biraz süt alalım. Marble için. Bir tane marble yapmak için ne kadar lazımmış? Bu değil. Quark'ın marble'ı. Aynen. Ha, tamam. Sadece bir tane yetiyor mu? Bir tane yetiyor. Aslında o zaman bir kere bir bucket doldursak yetiyormuş. Yine Wither Skeleton birikmiş. Aldık mı? Mick bucket aldık bile. Tabi ben 10 tane yapacağım. Tinker Smelter'ımda bu boş yeri süt dursun istemiyorum. Manasız oluyor. Buraya gelelim. Burada sadece gold var değil mi? Tamam. Şuradan içeri sanırım bunu dökebiliyorum. Aynen. 10 tane de diorite ihtiyacım var. Benim burada var mı? Tamam. 10 tane de aldık. Buradan şu kesti şöyle bırakacağız. Bir tanesini buraya, şeyi buraya. Süt aşağıda mı? Süt aşağıda. Başla bakalım. Hop. Yanlış şeye koymuş olabilir miyim acaba? Evet. Çünkü bir mantıksızlık sezdim. bunu casting base'in içine, şeyin içine değil, casting table'ın içine değil, casting base'in içine koymamız gerekiyor. Teknik olarak. Şimdi çalış. Tamam, şimdi oldu. Buraya geri atalım. Bir tanesi zaten bana yeteceği için. Buradan sadece bir tane alacağım. Totalde bir siteye ihtiyacım vardı çünkü. Daha sonra bunu buradaki taş üreten makinalardan birinin içine... Ama burası değil, burası çok sıkışık oldu artık. Burada ben bunları bu arada bu kısmı compact machine'in içine taşımayacağım. Zaten çünkü burası tıpkı bir compact machine kadar geniş. Biraz karmaşık oldu ama o da çok fazla makine kullanmamız gerektiğinden dolayı, henüz pedestal'a geçmediğim için. Pedestal'a geçince muhtemelen orayı bile komple iptal ederiz. Bu makinenin direkt altını kırabiliyor muyum acaba ben? Yok. İlla burada bu var. Aa, güzel. Bunun altına şey yapmışız. Bakalım. 8 marble. 12 marble. Güzel. Yeterince biriktikten sonra altındaki şeyi kırsak yeter. Bu muhtemelen yukarı marble atamayacaktır zaten, yollayacağı yer olmadığı için. 52, 56, 60, 64. Daha sonra bunu kırarsak. Tamam. Evet, cobblestone. Dörtleri de buraya bırakalım. Tamam, marble muhabbeti biraz gözümü korkutmuştu ama kolay hallettik. Hatta bunu dekorasyon için bile kullanabilirim. Muhtemelen su şeyine uyar. Bu arada orayı taşımayacağım dedim ama muhtemelen buranın tamamını söküp başka bir yere taşınacağım. Çünkü çok fazla kullanılmayan yer var. Özellikle şuralar vesaire, ve crafting'i bambaşka bir yere taşımak istiyorum. O yüzden bir sonraki ya da ondan sonraki videoda bambaşka bir şeyle karşılaşırsanız onun sebebi olacak. Yine Creative'den inşa edip yaparım muhtemelen aynı mantıkla. CC kaçtaydık biz? CC 7'yi anlamaya çalışıyoruz çünkü vitamine ihtiyacımız var. 64 tane concrete, o çok muhabbet değil. 64 tane cobalt ingot. Sanırım bunun için şu çok mantıklı. Buradan 8. 22 tanesini alırsam ve buraya sisteme koyarsam 3 diyeceği için. Artık nispeten de hızlı çalışıyor bunların enerji upgrade'ini zıbam zıbam bastığım için. Yani 64'ü oradan tamamlamışız. Bakalım başka ne lazım? Red Alloy Ingot 64 tane var. Bu biraz eziyet. Ama 32 kapır, 32 iron. Bakalım iron'ımız var mı? 22 iron burada var. Burada var mı? Burada yok. 32 kapır lazım dedik değil mi? Burada kapır var mı 32 tane? Aa, burada 50 tane kobalt zaten varmış. Güzel.
50 kobalt, kapır, kapır, konstantan, bronz, nikel. İyi, kapırı da buradan koyarız. Burada iron yok değil mi? Burada iron yok. Kapır var mı? Burada kapır da yok. Okey. Sen nesin? Kapırsın. 32 tane buradan çıkıyor. Rahat rahat. Ama burada yer yok tabii. Yer niye yok? Ben bunlardan birine gas upgrade basmayı unuttum sanırım. O yüzden bunun hızı yetmiyor şu anda. Ondan dolayı yok aslında. O zaman otosort'u kapat babacım. Şöyle çalışalım. Tamam idle burası. Dumping access. Hala mı yetmiyor? Allah bunun enerjisi niye yetmiyor ya? Üst tarafta mı bir tıkanıklık oldu? Çünkü flux point'te bağlamadım diye biliyorum ama. Burada disable limit tamam. Burada sıkıntı olmaması lazım aslında aşağı giderken ama demek ki yetmiyor. Demek ki bir ufak upgrade'e daha geçmemiz gerekiyor belki de. O zaman bunları al. Şu biriksin biraz. Sanırım gas upgrade yapmak burada biraz mantıklı oldu mesela. Onun resipisine bakalım. İyi bunlardan elimizde var. Iron Dust'a ihtiyacımız var sadece. O zaman şunu bir yapalım sonra devam edelim. Onu kayıt dışı yapmamaya karar verdim. Zaten Cobalt Ingot'ları da halletmiş olduk galiba böyle ama niye görev saymadın? Ondan önce Cobalt Ingot görevi istiyormuş. Soul Soil, Netherrack, Crush Netherrack. Ben bunları yaptım. Baba niye saymıyorsun ki şu an? Benim Soul Sand'im olan bir yer olması lazım aslında. Bunlardan birinin altında Soul Sand olması lazım. Yani Soul Soil yani. Alabilecek miyim acaba bunu oradan gidip? Blok var mı? Chest var. Chest olmaz. Bir tane plank. 1, 2, 3. Tamam. Soul Soil görevini hallettik. Onun üstüneymiş. Ne demek? İyi tamam. O sırayı yapmayı unutmuşuz mesela. Oradaki Cobalt Ingot'ı tamamlamadan maalesef CC'leri de bitiremiyorsunuz. Yani 1.7.10'daki sistemi yapmaya çalışıyorlar biraz ama yani kaç senelik oyun bu? O kadar geriye gitmenin de bir manası yok pek ama açıkçası. Şuradan bir ver lan bir tane. Heh, tamam. Bir saattir alamadık yahu. Evet, sonunda halletmiş olduk. Bu ne? Crush Netherrack. O da burada var. Bu da tamam. Ondan sonra Cobalt Ore, Piece, bilmem ne bilmem ne ve Cobalt Ingot'ı tamamlamış olacağız. Hop çıkamıyoruz. Şurada boşluk var mı? Var. Bir tane aldık. Görev tamam. Chunk da tamam. Bir tek Cobalt Ingot'ları sanırım buradan almak kaldı. Aynen. İki tarafı da tamamlamış olduk sanırım. Bu bir. Ve evet. Burası da bitti. Blazewood. Ice Ice Baby. Ice Ice Baby. İğrenç bir şey bu arada. Espri bence. Tam şarkıdan aldın da yani. Neyse. Burada Ice birikmeye devam etsin. Biz sonra aşağı yine teleport alalım. Çünkü öbür türlü koş koş. İşte bu karmaşıklığın böyle bir sıkıntısı oluyor. Her yere koşarak gitmemiz gerekiyor. Bakalım bugün Nether'a gidebilecek miyiz hızlı bir şekilde? Ne lazımdı bize? 32 copper lazımdı. 13 bile çok. 12 bile çok. 11 yeterli. Kalanını şuraya atabiliriz. Bunlar burada copper'a dönüşsün. 32 tane de iron lazımdı. 22 tane var. Üçerden çıksak bize bir 19 yetmez. 12 lazım. 12 olması için de 4 tane çankaya ihtiyacımız var. Ayrımlarımıza sanırım şurada. Burada 3 tane oldu. Birleştir. Ay yetmiyor olamaz gerçekten. Ha gas upgrade'i koymadık. Tabii olabilir gayet de yetmiyor yani. İyi olamasın ki. O zaman buradan eject'i kapat. Buradan eject'i kapat. Buraya biraz iron dökmem gerekiyor ama iron dust'ı da buradan direkt yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. O zaman biraz şu iron'ları kullanalım. Ne yapalım? K'ya bas. Gas upgrade'i açarsam bu kadar bitmeyecek. O güzel bir şey olacak. En azından sıkıntıyı engeller. Bize kaç tane lazımdı? Gas upgrade'in muhtemelen yine 8 seviyesi vardır. Bakalım kaç oldu? 7 olmuş. 8. Tamam. Biraz da cam lazım sanırım. O yüzden direkt crafting grid'e gidip orada halledebiliriz diye düşünüyorum. Geldik. Bunları şu şekilde içeri attık. Gas upgrade. Shift'e bas. Bir tane olamaz. Bir tane değildir. İnanmıyorum. Heh, tamam. 8 tane tam.
Onu da halletmiş olduk. Infused Alloy'lar orada kalabilir. Kesinlikle başka bir yerde lazım olacak çünkü. Tamam, 8'lisini hallettik. Yine kıtı kıtına yetiyor ama en azından yetiyor yani. Buraya upgrade bastık mı? Aslında basmışız speed enerjiyi ama yetmiyor şu anda. Her neyse. İyi, kapırdan devam edebiliriz o zaman. Auto sort'u yine açalım. Auto eject'i de açalım. Ve aktarmaya devam edelim. Tamam. Buradan gerekli 32 tane kapır lazım zaten. Bir miktar da iron lazım. İyi, yavaş da olsa çalışıyor şu anda. Normalde bu elektrik separator'ın yetmesini umuyordum ama nedense tek başına şu an yetmiyor. Allah Allah. Ya bizzat bu makineydi aslında besliyordum eskiden. Acaba enerji mi? Enerji yetmiyor. Bunda enerji problemi var şu anda aslında. Sürekli çalışmaya çalıştığı için. Peki bu ayarlardan bir tanesiyle oynayınca aslında bu kadar şey yapmıyordu ama. Kurtarmıyor. Enerjiyi hızlandırmamız gerekecek galiba. Burası idle kalsın. 32 tane kapı lazımdı. O zaman kesinlikle yeni bir şey sistemine geçmemiz gerekiyor. Acaba bu rüzgar gülleri, aranızda bilen var mı? Onu bana bir söylerseniz iyi olur yorumlarda. Bu rüzgar gülleri birbirine engelliyor mu çok yakın koyduğumuz zaman? Yani teknik olarak engellememesi lazım. Output 384. Output 384. Tik başı 384 diye hepsini ama 384 ama burada power mesela şey diyor. 113.45. Acaba onunla bir alakası olabilir mi? Evet, 113.45 üretiyor. Teknik olarak 380. Ha, bu 384 dışarı üfleyebildiği teknik olarak. Ayna içinde birikenden ne kadarını üfleyebiliyor. Aslında şu an 113 üretiyor. O zaman yetmeyecek. Buraya muhtemelen lav sistemi ya da solar panel olması lazım. Onlardan bir şeyler yapacağız. 32. Peki kaç tane redstone gerekiyordu? Bir de o da öyle lazım tabii. Red alloy diye yazarsak şöyle. Her bir için 4 tane lazım. 32 kere yapacağız değil mi? Aynen, 32 kere yapacağız. İşte 128 tane falan lazım. Burada redstone var mı? Hop. Varmış, güzel. İkisi de kalalım ondan da. Tamam. Gidip şimdi makinamızı da yapabiliriz. Neredeydi bizim şeyimiz? Burada bir yerde induction smelter, aynı. Üretmeye başlasın bakalım. Evet, başka neler varmış? Biraz daha ice ve concrete. 64 tane concrete lazım. Bunları kaçar kaçar üretiyorduk. Chemical injection değil, fluid encapsulator. Acaba düz concrete sisteminden mi gitsek? Yani şu makinenin recipe'siyle uğraşmaktansa o biraz daha mantıklı geldi bana. Umarım çalışıyordur bu şeyde de. İlla o makineyi yapmamız gerekmiyordur. Yoksa işimiz bir tık daha uzayacak. İyi, burada da biraz daha kaynak birikti. Bir de bir yandan aslında Blaze muhabbetine de geçmek istiyorum ama önce dediğim gibi bir Nether'a kafamızı uzatmamız gerekecek CC7'den önce. Zaten burayı End için yapıyoruz. Blue Ice'ı nasıl yapıyorduk? Packed Ice'da, yani 81 tane Ice'dan bir tane Blue Ice çıkıyor. Peki başka yolu yok mu? 9 Packed Ice. Bu aynısı zaten. Ha, crafting Table'da yaparım. Niye bununla uğraşayım ki? Yani gerçekten her neyse. Yani bu Blue Ice için baya baya uğraşmamız gerekecek. Muhtemelen onu kayıt dışı yaparım. Çünkü her seferinde yukarı gidip Ice almam gerekiyor. Bakalım bakalım ne kadar birikmiş mesela. Buradan yukarı bir merdiven yapsam iyi olacak. Teleport atıp kurmak zorunda kalıyorum çünkü. 1, 2. İyi, nispeten okey yine. Daha yavaş da olabilirdi yani. Daha ağlata da bilirdi bizi ama. Upgrade'leri taktığım için muhtemelen bir tık daha hızlı çalışıyor. O zaman aslında kendimize bir Nether portal arama yerimiz, arama zamanımız gelmiş gibi. Arama zamanımız dediğim inşa edeceğiz tabii ki de. O zaman yukarı çıkıp biraz kendimize obsidian alalım bakalım. Bugün bir Nether'a da gidelim. 8 tane, 9, 10. Kaça kaçlık yapacağım? Muhtemelen 3'e 2'lik yaparım. Biraz çirkin duruyor ama olsun. Induction Smelter'den gidip Red Alloy Ingot görevini de tamamlayalım. Yine bir miktar Seabuck birikmiş. Güzel. 32 tane oldu tabii içine redstone bittiği için. Bu buradan devam etsin. Biz buraya atalım ice'ları çünkü envanterimde yer kalmayacak öbür türlü. Ve gidip kapımızı koyalım. Burası daha mantıklı gibi. Çünkü diğer portal da burada ve burada herhangi bir hayvan beslemiyoruz şu anda. Ördekleri buradan çıkardık. Hani mob gelse bile kapıdan muhtemelen geçemeyeceği için sıkıntı olmayacaktır.
Tek korkum olur da burayı yakacak bir mob geçerse ki sanmıyorum. Her tarafı yerle bir edebilir ama. Points. Diamondback game menu. Bunu... Controls button. Diamond backpack. Diamond backpack. Bunu nasıl susturuyorduk game ya? Game menu. Music and sound options. Options. Ayda. Narrator narrates chat. Manage waypoints. Narrator off. Çok rahatsız oldum. Evet, V'ye basalım. Gidip kendimize bir flint şey yapmamız lazım. Flint and steel yapmamız lazım. Narrate chat. Edit waypoints. Bir adet iron. Flint. Ulan flint lazım olduğun zaman göremiyorum seni. Neredesin ya? Acaba flint yok mu? Olmaz o. Yani gravel sieve'leyip duruyorum. Buralarda... Bu ne? Ha yok, o da değil. Allah Allah. Bu ne? Orada da bir şey yok. Flint nerede? Bayağı flint bulamıyoruz şu anda. Her neyse. Buralarda bir yerde flint olması lazım. Şuradaki chestlerden birinin... Chestleri tabii ki de komple sökmediysek. Burada değil. Heh, burada. Bir tane varmış. Güzel. Flint, iron, flint and steel. Evet, ufak bir end bacası ve tek korktuğum şey önceki versiyonlardan birinde Nether boştu. Harita oluşturmamız gerekebilir. Hala boşsa. Ama bakacağım, bakalım görelim. Evet. En yakın portal şurada. Bize plankle döşeme yolları gözüktü. Öbür tarafında da platform var mı? Varmış. Ve orada Bastion Remnant gibi bir şey görüyorum ama umarım ağaç vardır. Evet, oraya kadar yetecek plankim olmadığı için ve daha mantıklı olacağı için jetpack yapmaya karar verdim. Ama şu an burada da tahta yokmuş. O yüzden gidip tahta alalım önce şu taraftan. Çünkü artık yani geç bile kaldım açıkçası bence düşündüğümde. Özellikle artık dışarıda uçabileceğim kadar teknolojide ilerlediğimde daha manalı olacak şu an yaptığım iş. Ki haritayı açarken biraz işime de yarayacak açıkçası. Evet, yeterince tahta topladım sanırım. Şimdi bunun için iron nugget lazımmış. Şöyle bir iron nugget yapalım. Şeyleri yaptım. Normal adlarını unuttuğum şeyleri. Batarya vesaire yapmam gerekiyor. Totalde 5 tane batarya yapmam gerekiyor hatta. 4 bir tanesini yapmıştım. Bunların adı Basic Coil. Bu arada resipileri bayağı basit. O yüzden jetpack. Özellikle şimdi end'i de bilmiyorum. Belki end de hani şeydir. Skyblock tarzıdır. O yüzden mutlaka bize lazım olacak zaten. Peki buna niye şu an şarj olmuyor? Bu önemli bir soru. Gidip bakalım. Bunun için bana controller gerekebilir. Kablosuz şarjı açtım diye hatırlıyorum ama plug burada bir yerde olması lazım. Bakalım. Enable wireless. Tamam. Açık normalde. Üstümde mi olması gerekiyor acaba? Galiba controller yapmam gerekiyor. Bakalım. Flux controller. 5 tane flux block. Bize yine iş gözüktü baya. Evet, onu da yaptık. Geldik buraya, monte ettik. Buradan limiti kaldıralım. Doğru şeyi seçelim. Bakalım şimdi işe yarayacak mı? Wireless charging. Evet, zıbam diye şarj etti. Artık rahat rahat muhtemelen uçabiliriz. Tabi buradan bir de şimdi jetpacks'ten açmam lazım. Throttle bunu geç. Motoru açma, motoru kapama. 5. 6 yapalım bunu. Hover modunu. Done. Tamam. Açtık 6. Tamam, çalışıyor. Şu an rahat rahat gidebiliriz. Suyun içinde de mi işe yaradı? Galiba içinde de işe yaradı. Evet. Şimdi Nether'a gidebiliriz tekrardan o zaman. Artık şeyimize, buz yerimize vesaire de rahat ulaşacağız. Güzel bir detay. Bakalım end ediyorum. Nether'da neler varmış? End muhtemelen bir sonraki videoya kalacak. İyi. Wooden jetpack aslında tam uçmamız gereken, yani bu bile hızlı uçuyor da. Tam ideal hız. Neler var? Piglinler var. Burası yarım kalmış bir Bastion Remnant gibi duruyor. Dozer neyse, ne bulmuşuz? Aynen, Bastion Remnant bulmuşuz.
Açıkçası bir şey Blaze Spawner'ı da bulmak isterdim burada ama olsun. İçeride bir tane chest görüyorum. Oraya bir gitmek istedim. Brute'ları ne kadar sert vurduğunu unutmuşum arkadaşlar. Boş olmadı. Ve şansıma gelen anahtar da bu sefer enchanted gelmemeye karar verdi. O yüzden ben niye hover yapıyorum? Orada teleport atacağım tabii ki. Şu an tekrar uğraşmayacağım. Brute'ların bu kadar vurduğunu gerçekten unutmuşum bu arada ya. Neymiş koordinatlar? Benim server'ım acı. Hiç umurumda olmaz vallahi. 82. Evet, -96. Ups, ha doğru yerdeyiz. Niye peki bu? Ulan birer hitlik canınız mı kaldı? Bu halinizde mi öldürdünüz beni? Sen hariç. Senin hala canın varmış. 3 tane kitap. Tombstone Soulbound. Niye 3'ü birden bunu düşürdü? Güzel. Magma Cream. Bu da Tombstone. Abi başka bir şey düşürseniz Allah aşkına bu nedir ya? Neyse bunu da alıp geri bırakalım. Belki bir işe yarar. Cook Pork Chop. Yani öldüğüme değecek bir loot yokmuş. Tombstone Soulbound muhabbeti güzel. Ama bu normalde de zaten item'ı... Ha bu şeymiş. Item'ın üstümüzde kalmasını sağlıyormuş. Güzel. Peki burada başka bir şey var mı? Ağaç lazım çünkü bana. Görürüz. Alt katlarında chest var mı? Burada neler var? Bir adet piglin. Daha iniyorum. İniyorum. Cesedimin markı var. Daha da mı iniyor? Daha da iniyor. Ne var? Lav var burada. Daha da lav var. Şu cesedi de haritadan kaldırsak iyi olurdu aslında. Lost waypoint simul. Tamam. Bir dur canım. Bir dur. Bir durun. Aa ayıp mı? Gerçekten orada bir de şey mi var ya? Orada bir de mining fatigue'e giriyoruz. Yani bu... Bir de 8 günde mi gelelim nedir anlamıyorum ki vitamin için. İlla CCD tamamlamamızı istiyor ama CCD tamamlayacak itemları da şey yapamıyoruz yani. Peki buradan direkt teleport atabiliyor muyum? Aa çok güzel. Tek tek komut yazmama gerek bile yok. Peki bu aşağı indiğimde artık yine de bir şey çıkmazsa evet. Boşu boşuna Bastion'ın en alt katına kadar indik. O yüzden yukarısına teleport atacağım. Ama ufak bir ağaç problemi var. Hani CC7'yi tamamlamak için. Buranın içerisinde chest falan var mı? Yok, devasa bir kale var. Genellikle bunların dibine doğru bu şeylerde bir chest oluyordu en aşağıda. Evet, bir chest gördüm. Hani mantar bile olur. Şu chestlerden birinin içinden mantar bile çıksa olur bana. Masif bulamadık ya. Lure güzel. Bir tane diamond item bir de. Mending bayağı iyi oldu. Bir miktar gold ingot. İyi, buradan gidebiliriz. Biraz daha sanırım nether'ı gezmemiz gerekecek. Çünkü burada ağaç yok. Ama eğer burada bir bina varsa muhtemelen şurada da bir bina vardır. Güzel. Biraz teleport ata ata gidiyorum ama bunu da size daha önce de sormuştum. Siz de early game'de en azından buraları hızlı geçmek güzel oluyor abi demiştiniz. O yüzden buraları biraz atlayacağız ve direkt Nether Fortress bulduk burada. Acaba Blaze spawner'ı bulabilir miyiz? Çünkü Blaze Road'ları şeyden artık kurtarmak istiyorum. Tinker's eziyetinden kurtarmak istiyorum ama mining fatigue yok değil mi? Tamam. O zaman şöyle bir ufak bir dalışa geçelim. Ha burada da chest var. Ne varmış içinde? 2 tane rune. 3 tane rune. Güzel. Şu Quark'ın rune'larının ne yapacağını hala araştırmadım. Hep kendime diyorum ama ona bir bakmak lazım. Ve Cruel Tombstone'dan bir şey gördüm. İyi burada mining fatigue yok. Burada... Aa bu ne lan? İlk defa bunların bebeğini görüyorum bu arada. Bütün kale mi geldiniz? Bir salın beni bir. Bir de kompresti var burada. Harika. Bakalım buralarda neler varmış. Ben ölmek üzere miyim? Evet. Bilemiyorum Altan. Bunlardan hangisinde daha sonra ölmüşüz? Burada daha sonra ölmüşüz. Cesedimiz. Hayır. Sanırım DC'ydim. Evet, kendi server'ınızda olmasının diğer bir kötü tarafı da
güncelledikten sonra ayarları değiştirmeyince böyle uçtuğunuz için değil, yani düştüğünüz için daha çok serverdan atabiliyor bazen. Teleport attığım için oraya. Ama burada da ağaç yok. Allah Allah. Şuraya teleport atalım. Hani nedir bu kadar boş olamaz? Gözden kaçırdığım bir şey olması lazım. Fortress bulma konusunda tamam okey şanslıydık ama bize ward ağaç da lazım yani. Acaba başka bir yerden falan mı elde ediyoruz? Sieve'den falan mı elde ediyoruz? Ona bakmak lazım. Onun spawner da göremedim. Umarım spawner vardır. Ah, spawner güzel. Blaze misin? Blaze işte bu. Yoinklendim. Hadi bakalım. Bu iyi oldu. Ama keşke kendimize bir adette en azından nether ağacı bulabilseydik. Ona bir bakmak istiyorum ama özellikle güvenli bölgeye teleport atarak öncelikle. Yani şimdi nereye? Bir yere teleport attım ama neyin başarımını verdi acaba? Şuraya atalım. Benim başarımın neyin başarısı olduğunu merak ettim çünkü. Explore all Nether biomes. Kaç tane biom vardı ki? Üç yeri gezdim alt tarafı. Neyse. Evet. Bir yandan Nether'ı lootlarken bulduğum chestleri en azından. Bir yandan da Obsidian Skull diye bir şeye denk geldim. Bu arada bu güzel bir resistance veriyor. Fire resistance aklınızda bulunsun. Kafa slotuna takıyorsunuz ve blazelere karşı en azından hatır sayılır bir koruma sağlıyor. Bu arada lava karşı... O ne ya? O ne ya? Lava karşı pek sağlamıyor ama şunun sırtında galiba Zombified Pig'in şey var. Disk çalar var ya. Ben aramaya devam ediyorum. Biraz Nilium, Netherwort falan buldum ama şey de bulmam gerekiyor. Mantarını da bulmam gerekiyor. O yüzden muhtemelen bu videoyu burada keseriz. Sonraki videoda End'e gidecek materyalleri toplamış oluruz ve bir ufak bir Ender Dragon'la da bir tanışmış oluruz bu şekilde. Onun loot'unu merak ediyorum. Bu arada Dragon Head yine lazım olacak zaten Tinkers için. Buradan böyle ben de kale kale muhtemelen chest araya araya devam edeceğim. Evet bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bir sonraki bölümün ilk etabında muhtemelen biraz kaynak seedlerine, ingot seedlerine vesaire geçeriz. Quartz Enriched Iron'ın özellikle mesela kesinlikle seedini yapmak istiyorum. Diğer kısmında da, ikinci kısmında da artık Stronghold'u aramaya başlarız ufaktan. Videoyu beğenirseniz ve abone olursanız sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.